Çok tanım yapılabilir, içine öz saygı yerleştirilebilir, evet kendini sevmek yerleştirilir. Empati mesela aslında hep başkalarıyla kurduğumuz değil mi ilişki için kullandığımız bir erdem, bir nitelik ama kişinin kendisiyle kendi benini inşa etmesiyle de çok yakından ilişkili. Biraz bunları istiyorsanız alt başlıklar halinde açalım. Ama baş e, sorunuzda e, zikrettiğiniz bu hani fenomenolojik yaklaşım bence çok gerçek. Hakikaten nereden baktığımız, ne gördüğümüzü çok ciddi anlamda değiştiriyor. Nazar manzarayı yaratır diyorlar felsefede. Biz de aslında bugün psikolojide başımıza gelen şeyleri kontrol edemeyiz ama onlara nasıl yanıt vereceğimizi kontrol edebiliriz. Evet. Üzerinden hep yol almaya çalışıyoruz. Çünkü aslında temelde baktığımız şeylere rengini veren şey benim kendimden. Onlar ne kattım? Benim hayattan da neleri kendime kabul edip neleri reddettiğimle çok ilişkili. Kendini tanımak aslında insanoğlunun herhalde ilk ee, zamanlarından çağlarından beri soru haline gelmiş. Biliyoruz ki mesela Delfi tapınağında işte şey yazıyor. Kendini tanı yazıyor altın harflerle Latince. Bütün kadim öğretilerde, dinlerde kendini tanımak, kendini bilmek en büyük erdem. Mesela Hazreti Muhammed'in hatırlıyorum kendini bilen Rabbini bilir cümlesi ya da biz mesela Türk kültürüne çok bunu içselleştirmişiz. Yunus Emre' der ki ilim ilim bilmektir ilim kendim bilmektir bu bilmeye çalıştım tanımaya çalıştım kendimle nasıl bir ilişki kuruyorum meselesi Aslında yani kendimle barış içerisinde olduğum bir dost gibi işbirliği içerisinde olduğum bir müttefik gibi mi ilgileniyorum yoksa bir husumet içerisinde olduğum, düşmanlık içerisinde ve çekişme içerisinde olduğum biri gibi mi ilgileniyorum sorusu. Bence orada yolumuzu ayırıyor. Çünkü kendisiyle dost mu düşman mı olup olmadığı insanın duygu durumundan kalp sağlığına kadar bir sürü şeyi etkiliyor bildiğimiz kadarıyla. Çünkü kendine şey dönük olarak çok fazla eleştiride bulunan, kendini çok yıpratan, hırpalayan bireylerin duygu durumlarının ve öz saygılarının daha düşük olduğunu gösteriyor çalışmalar. Bunun neticesinde de bu kişiler depresyona ya da anksiyete bozuklukları dediğimiz birçok kaygı bozukluklarına daha fazla açık hale geliyorlar. O nedenle kendimize yaptığımız her yatırım hem kendi duygu durumumuza ruh halimize yansıyor. Hem de çevremizdekilere yansıyor. Gördüğümüz kadarıyla özsaygısı yüksek, kendiyle barışık bireyler başkalarıyla ilişki kurmakta da çok daha ılımlı ve şefkatli yaklaşıyorlar. Hı hı. Çünkü kendilerinde olan kaynağı kendileri için kullandıklarında bir başkası için kullanmak o kadar güç olmuyor. Ama öbür türlü çifte standart uyguladığında bireyler kendilerine yani başkalarına saygılı, ilgili, şefkatli yaklaşırken ama kendilerine bir taraftan çok yıpratıcı yaklaştıklarında bu Kendilerini diğerlerinden ayırmalarına sebebiyet verdiği için ve insanı çok da yalnızlaştırdığı için zaman içerisinde kendi içimizde ya kendimize yönelik bir öfke geliştirmemize ya da başkalarına yönelik öfke geliştirip bazı hayal kırıklıkları biriktirmemize neden oluyor. O yüzden kendiyle barışık insanları gördüğümüzde başkalarıyla da daha barışık olduklarını gözlemleyebiliyoruz.